Kısa bir süre önce MHP İl Teşkilatı yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından büyükşehir seçimleri için düğmeye bastı ve ilçelerden sorumlu 3 başkan yardımcısına 18 ilçeyi paylaştırdı. MHP İl Başkanı Mehmet Turan, oluşturulan 3 komisyonda başkan yardımcılarıyla birlikte 5 kişinin görevlendirildiğini, görevlendirilen partililerin kendi bölgelerinde çalışmalar ve toplantılar yapacağını belirtti. Ve bu büyükşehir yasasının karşısında biz neler yapabiliriz? Cumhurbaşkanımız da gerçi imzalamadı ama imzalayacağını düşünerek biz bugünden seçim çalışmalarına hazırlık anlamında neler yapabiliriz bunları tartıştık. Başkan yardımcılarının kendi bölgelerinde yaptıkları görüşmelerden sonra rapor hazırlayacağı öğrenildi. Hazırlanacak raporların ardından il başkanlığında yapılacak toplantılarla yol haritasının belirleneceği kaydedilirken, söz konusu çalışma kapsamında önceki gün Balıkesir İl Yönetimi Ayvalık ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. MHP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Duran'ın yanı sıra MHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Ferdi Boran, il yöneticilerinden Rıdvan Aslan, Yusuf Gündoğdu, Mustafa Alkaya ve Mahir Alkan'dan oluşan ekibin ziyaretinde ilçe genelinde partinin durumu masaya yatırıldı. MHP İl Başkan Yardımcısı Ferdi Boran yaptığı basın toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozmaya, eyalet sisteminin bir parçası olarak gördükleri büyükşehir yasa değişikliğini engelleyemezlerse onunla baş etmenin yöntemini geliştirmek için çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Bir belediye başkanlığı kolay kazanılmıyor ama bir hükümet bunun üstüne çok basit gidebiliyor. Devamlı soruşturma geçiriyorlar. Onlar da sıkıntılı günler içerisindeler ve seçim yaklaştıkça bunlar daha çok artacaktır. Ama biz bunlara kesin ve katı bir şekilde inanmayarak ve bunları arkamızda bırakarak önümüze daha nasıl iyi bakabiliriz'in sonuç ve planları için buradayız ki bizim kanun tasarısıyla veya bununla eğer Balıkesir biraz daha genişleyip biraz daha tarımda, hayvancılıkta, zeytinde fayda olabilecekse bu kanun tasarısına biz imza atalım. Eninde sonunda iktidar olacağız biz bunların karşısında. Çünkü artık halk ihanetleri görmüştür.